Mali Yapı Açıkça Konuşalım'ı sunar. Değerli izleyicilerimiz, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Kanal 60 Televizyonu, Türksat uydularından ve DSmart 212'den ve Tokat merkezde ve ilçelerimizde karasal yayından, ayrıca internet televizyonuyla bizleri izleyen tüm dünyadaki değerli izleyicilerimize merhabalar diliyoruz. Tokat'ımızın sıcağını, sevgisini tüm dünyaya iletmiş olalım diyorum. Açıkça konuşuyoruz Tokat'ımızı, Türkiye'mizi ve dünyayı. Sıcak gelişmeler var. Tokat'ımızda siyaset kaynıyor. Dünyamıza geldiği takdirde çok farklı konularımız var. Bugün hem Tokat'ımızı hem Türkiye'mizi hem de dünyamızdan farklı farklı konulara değineceğiz. Ondan önceki hafta Türk dünyasını konuştuk. Türk tarihinin bağlantılarıyla alakalı siz değerli izleyicilerimize değerli yazarımız, Tokatlı yazarımız Murat Kavaklı ile söyleşiler yaptık. Bunların devamı geleceğini söylemiştik. Birkaç programda Türk dünyasında neler oldu, nereden geldik, bugüne kadar neleri taşıdık? Ve bu programda da biraz Türk dünyasında Tokat'ımızın yeriyle alakalı değerlendirmeler yapacağız. Ve bugünlerde en fazla tartışılan Şah Fırat Operasyonu'yla Süleyman Şah Türbesi'nin yerin değiştirilmesiyle beraber. Kardeşim, Süleyman Şah'a bakıyorsunuz ama Musul'u, Kerkük'ü unutuyorsunuz, unutturuyorsunuz sorularının cevabını da değerli yazarımız Murat Kavaklı'ya soracağım. Murat Bey, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar diliyorum bu arada saygıdeğer seyircilerimize. Yine güzel bir İstanbul akşamında onlarla birlikteyiz. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Murat Bey, şimdi sizin tarihe yön veren dahi Hacı İvaz Paşa, Hacı Vat'ın Tokatlı olduğuna dair programınızı sizlere, değerli izleyicilerimize tanıttık. Evet. Bursa ile alakalı kitaplarınız var. Kızıkköy'le Cumalı Kız'ın 700 yıllık yaşayan tarihin Tokat'la bağlantısı olduğunu söylediniz. Evet. Yurt dışında Mamuş'a, Tokat'ta Mamu köyleriyle beraber Tokat'la hangi ülkeyi bağlaştırdık? Kosova'daki Mamuş'a bağlaştırdık ve onlar da zaten ne dediler? Biz Tokat'tan geldik. Aynen. Dediler. Hatta çok çok farklı şeylere değindik size. Hacı İvaz Paşa ile bugünkü programımızı açalım. Ama Türk dünyasında Tokat'ın yeri ve de bugün tartışılan, evet, Musul'un, Kerkük'ün, evet, Türk yıldı olduğunu biliyoruz ama gerçekten Türkiye ile alakalı bugün tartışmalar var. Musul'u, Kerkük'ü biz alabilecek miyiz? Sınırlarımıza katabilecek miyiz? Türkiye'nin öyle bir derdi var mı? Ya da dünyadaki büyük Türkiye'nin yeriyle alakalı değineceğiz sizlere. Evet, tarihe yön veren dahi. Evet, kısaca tarihe yön veren dahi ilk eserim. Burada özetle bu konuda çok konuştuk daha önceden. Programlar yaptık. Hacı Vat ile Hacı İvaz Paşa bizatihi aynı kişidir dedim. Bunlar aynı kişi olunca ne değişir denildi. Hacı Vat'ın bilinen üç tane yönü var. Birisi nüktedan bir insandır, çok bilgilidir. Bir de ustabaşıdır ya da ameledir. Halbuki Hacı Vat'ın tarihi bir kişiliği belgelerle ortaya çıkarıldığı zaman, ki ben bunu çıkardım, o zaman neler değişiyor? Bilinen 3 tane yönünün yanına bilinmeyen 97 tane yön ilave ediliyor. Ha, neden yazdım bu kitabı diye soracak olursanız, bunu şundan yazdım. 25 yıl kadar önceydi. Devletin en üst kademesindeki yöneticilerimizden bir tanesi Hacı Vat'ımızı bilmiyordu. Dedi ki, muhaliflerini aşağılamak için Hacı Vat kılıklı insanlar dedi. Bu beni derinden yaraladı. Beni yöneten benim liderim bir Türk büyüğünü bilmiyordu. Bilmeyebilirdi. Bu da tabii ki suç değil. Bunun üzerine bunu kaleme aldım. Çünkü Hayali Küçük Ali'nin bize bir vasiyeti vardı. 1970-71'li yıllarda Tokat'a geldi. Öğretmen okulundaki belki 500'den fazla öğrenci onun bir gösterisini izledi. Dedi ki, yavrularım, Hacı Vat Karagöz bizim milli değerlerimizdir. Ölünceye kadar ben bunu muhafaza ettim. Ben öldükten sonra Yunanlılara kaptırmayın.
O da bana nasip oldu. Şimdi Hacivat Tokat'ın Pazar ilçesinde doğmuş olan Ahi Bayezid, Ahi Bayezid'in oğlu Hacı İvaz Paşa'dır. Şimdi bu Bursa'ya mal olmuştur. Bursa'da çok hizmetler yapmıştır. Edirne'de bulunmuştur. Ordu komutanlığı yapmıştır. Tedbirli liderdir. Dünya tarihine, Osmanlı tarihine 3 yerde yön vermiştir. Zenginliğini insanların faydasına sunmuştur. 14 köyü Tokat'ta, 5 tane Bursa'da, bir kısmı hisseli olmak üzere vakıf yapmış. Peygamberimizin türbesine, Medine fakirlerine, mühtedi fona ayırmış. Yani bir gayrimüslim gelip kadı önünde iki şahit huzurunda bir defa kelime-i şehadeti söylediği zaman yıllık değil, aylık değil, haftalık değil, her gün diyelim bir amele yevmiyesi bugün kaç liradır? 40 lira mı, 50 lira mı neyse onu alıp gidecek. Var mı böyle bir büyük adam? Çiniciliği ilk defa Osmanlı topraklarına getiren kişidir. Şölen geleneğini ilk defa Osmanlı topraklarına getiren kişidir. Kanal projesi yapmıştır, başarısız olmuştur. Tunca Nehri'nden Edirne'ye su getirme projesi yapıyor. Bunun hakkında kıymetli araştırmacılardan Salih Bay 1786 tane belgeden bahsediyor. Bu adam tutucu değil, çok nüktedan ve mütevazi. Efendim, böylesine bir büyük insan. Epigrafiye göre ilk Osmanlı mimar ve mühendisi de Hacı İvaz Paşa'dır. Yani ne demek bu? Kitabelere göre ilk defa kitabelerde geçen mimar ve mühendis. Bu da Yeşil Cami'nin sağlı sollu girişindeki taşlarda zaten yazılı. Efendim bu adamı, bu büyük insanı aynı zamanda Osmanlı'nın ilk tiyatro yönetmeni saymamız gerekiyor. Neden? Çünkü Çelebi Mehmed'in ölüsünü mecbur kaldığı için, komiklik için değil, para kazanmak için değil, yürütmüş, cesedi tahnit etmiş, ilaçlamış, buna makyaj yapmış, bunun arkasına bir çocuğu gizlemiş, bir koluna kendisi girmiş, birine de bir vezir giriyor ve halkın karşısında böyle bir gösteri düzenliyor. Fakat seyirciler silahlı. Eğer oyun başarısız olsa burada hayat gitme konusu var. Şimdi böyle bir insan, Yeşil Cami'nin mimarı, Yeşil Türbe'nin mimarı şu anda Tokat'taki Sulu Sokak'ta yeni müze binasını meydana getiren mimar mühendis de bu büyük insandır. Sadakatlidir, son derece bilgilidir, efendim ileri görüşlüdür, tedbirli liderdir, muzaffer askerdir, kılıcı alır eline, birçok savaşlarda yaralanır. Böylesine bir insan. Şimdi bunu burada buraya gelelim, tamam. Hacı İvaz Paşa Hacivat. Bir kahraman, bir komutan, bir bilge adam olarak değerlendiriyorsunuz. Evet. Ama bugüne yansıyan Hacivat Karakoz şeyi, kıyaslamaları neye göre yapılıyor peki? Madem Hacivat böyleyse sadece o gün orduya karşı ya da silahlı kişilere karşı gösterdiği bir oyuna karşılık mı bugün bunlar devam ediyor? Yoksa evet. Hacivat o zaman yani Karagöz'le nasıl eşleşmiş bugün? Şimdi Hacivat erişilmesi güç zirve insandır. Örnek alınıyor. Hani Tokat'ımız da Türkiye'nin birçok değerli köşesi gibi tarih boyunca çok kıymetli insanlar yetiştirmiş. Bugün de yetiştirmiş. Yani şairler, yazarlar, alimler, yani bakarsınız Yavuz Sultan Selim'in hocaları, Fatih'in hocaları içerisinde nice padişahın bunlar beyin takımıdır. Yani burada diyelim Fetret devrinde de kılıçlar çarpışmamış, atlar çarpışmamış, insanlar çarpışmamış, hakikatte beyinler çarpışmış. Süleyman Çelebi'nin beyin takımında en başta kim geliyordu? Büyük dahi Çandarlı Ali Paşa. Ali Paşa öldükten sonra da Şehzade Süleyman'ın durumu kötüye gidiyor. Burada kişilerin arkasındaki beyin takımı önemli. İşte bu dahi insanlardan birisi. Çandarlı Ali Paşa gibi, yani savaşları dehalar kazandırır. Atlar, kılıçlar, askerlerden ziyade onu yönetecek deha. Yani bu stratejisttir bu adam. Harp taktisyenidir. Bizim bilirsiniz büyük insanlarımız yetişmiş Tokat'tan. Gazi Osman Paşalar var. Daha ezelinde efendim danışment gazilerimiz var. Daha niceleri var. Her şey var. Bu böyle zirve insan. Yani Nesimi'nin diri derisi yüzülüyor. Hallacı Mansur idam ediyor. Bunlar neden kuklada yok da şey var?
Hacı Yavaş Paşa var. Çünkü insanlar katıla katıla gülüyorlar yaptığı işe. Hem gülüyorlar hem de büyük işler yapıyor. Her yaptığı iş büyük. Yani böylesine bir büyük insan ve ölüm haksız yere de iki gözü kör ediliyor. O zaman ikinci Murat tabii ki yaşça küçüktür. Yani 18 yaşında tahta geçiyor. Ondan sonra efendim çevredekilerin sözlerine belki kanıyor. Bu sebeple iki gözünü kör ediyor. Hem bu kadar büyük bir insan olacaksın. Çelebi Mehmet'i büyüten, her zaman yanında olan Çelebi Mehmet sadece Amasya'da değil, Tokat'ın çiftliklerinde barındı. Çünkü Moğollar onu didik didik arıyorlardı. Arıyorlardı. Yani Çelebi Mehmet'i bu şekilde kollayan, her zaman ona sahip çıkan askerler, insanlar Tokat'ımızdır, Amasya'mızdır. Bunlar yani bizim vatanımızın göz bebeği yerlerdir. Peki efendim, Cumalı Kızık, Tokat'ımıza gelelim biraz. Cumalı Kızık'la alakalı yazdığınız kitap var. Bizim Tokat'ımızın efsane köylerinden, sevimli köylerinden, bugün Tokat'ımızın kültürünü yaşatan Kızık Köyümüzle alakalı. Bunu hem Cumalı Kızık'ı anlattınız ve Cumalı Kızık'ın 700 yıl önce Tokat'tan gittiğini sizler söylediniz. Şimdi bu Cumalı Kızık, ekran gösteriyor mu? Arkadaşlar aldılar şimdi. Cumalı Kızık, Bursa Büyükşehir ve Yıldırım Belediyesi tarafından basıldı. Efendim şu. Bir de şöyle Bursa Bıçakçılığı tarihi var. Bu eser de acizane benim yazdığım, noksanlarıyla, hatalarıyla bile olsa hem Türkiye'de bir ilk, hem Bursa'da bir ilk. Bursa belediye başkanlarımızdan başta Recep Altepe olmak üzere diğer başkanlarımızı, Bursa basın yayın kuruluşlarını hepsine teşekkür ediyorum. Bunlara minnettarım. Çünkü Türk kültürüne önem verdiler. Efendim Kosova'ya kadar konvoy yürütürler. Hani dediğimiz gibi biraz önce söylemiştiniz. Kosova'da Mamuşa kasabası var. 5000 nüfuslu kadar. Bunlar biz Tokat'tan geldik diyorlar. Yani Balkanlardaki Türkler genelde Anadolu'nun eski kültür merkezlerinden gitmişlerdi. İşte Konya, Karaman, ya eskiden Laren'de dediğimiz Tokat gibi. Şimdi Hitit belgelerine baktığım zaman Hitit belgelerinde Mamuşa diye bir şehir var. Yani Hititlerin belki 1500 şehri var. Belki daha fazla şehirleri var. Bunlardan birisi Tapikka, biliyorsunuz. Maşatöyük. Zile. Efendim Eupatoria. Yani Eupatoria'nın yerini bugün zannediyorum ki belki bilen yok. Yani şeyin Erbaa'nın 9 kilometre kuzeybatısında bir yerlerde olması lazım. Magnopolis. Efendim işte böyle Hititlerden kalma şehirler var. Birisi bugün Sulu Saray dediğimiz eski, en eski adı Sebastopolis. Daha evveli Kabeira. Niksar aynı şekilde hakeza. Turhal. Turhal dediğimiz zaman Gaziuria. Şimdi Gaziuria'yı ben araştırdım. Ne demek? İtalyan yazarlardan öğrendim. İtalyan yazarlar Hazar ülkesine, Gazaria diye böyle bir telaffuzları var. Burası demek ki Hazar ülkesi. Efendim İbora diye gene Turhal'ın eski bir ismi var. Bu da İber Kartel, yani Gürcü kökenli kişilerle ilgili tarihi bir isimdir. Şimdi biraz yavaş gidelim, bunları açalım. Zaman dar diye biraz hızlandı. Bunu hızlı hızlandıralım. Cumalı Kızık'la girdik. Mamuşa'ya gittik. Daha sonra biraz sonra farklı farklı yerlere de geleceğiz. Ben biliyorum bölgemizle alakalı. Şimdi Mamuşa, evet. Kosova, ben Eskişehir'de ki bir toplantıya katılmıştım. Türk Vizyon biliyorsunuz şarkı yarışması yapıldı orada. Kütahya Valimiz Şerif Yılmaz'la beraber Kosova'dan bir devlet bakanı gelmişti. İşte valimiz dedi ki işte Tokatlı, kanal atmış. Aa, hemşerim dedi bakan. Mamuşalıymış. Hemşerim dedi, biz de Tokatlıyız dedi. Tabii ki mutlu olduk, gurur duyduk. Şimdi Mamuşa'ya, tamam Tokatlı, biz Tokat'tan geldik, gittik diyorlar da. Şimdi Mamuşa'ya gidildiği zaman dönülüyor ki ya Tokatlılar gibi yaşıyor diyorlar. Şimdi Tokat'ın Mamubeli var değil Cuma, mi Hüseyin Bey? Tabii, Mamubeli. Bir de Mamuköy'ü var mı? Var mı? Bu aynı şekilde Cumalı Kızık da aynısı. 700 yıl önce Tokat'tan Osmanlı döneminde gidilmiş ve Bursa'ya yerleşmiş ve bugün Kızık Köyü'nün kültürünü yaşandı. Ben gitmedim oraya, siz oradaydınız. Evet. Şimdi biz Tokatlılar olarak evet gitmişiz, gelmişiz, göçmüşüz ve oralara da bir şeyleri götürmüş ve halen onlar da bizim gibi yaşıyorlar.
Şimdi bunun temelini de söyleyeceğim ben size. Burada Tokat'ın Mamuköy'ü var, Mamubeli var. Buradan güreşçiler çıkıyor değil mi bildiğim kadarıyla? Tabii tabii, çok bizim şimdi, değerli arkadaşlarımız var. Balkanlar'da, Deli Orman'da yani müthiş güreşçiler çıktı. Şimdi bu durumda demek ki bizim tarihçilerimizin Mamuşa'yı bir araştırması lazım. Yani bu Mamuşa Hitit tabletlerinde geçen şey, bizim Mamubeli ya da Mamuköy'ü Hitit tabletlerinde geçen Mamuşa olabilir mi? Benim aklıma böyle bir ihtimal geliyor. Mesela diyor ki o tabletlerde efendim, veyahut da bir yazardan ben okudum. Diyor ki Tapikka'nın güneybatısında da diyor İştahara kenti var diyor. İştahara. Orada bu Tapikka'yı tarif ederken Anzilya'nın diyor, yani Zile'nin şu kadar işte güneybatısındadır diyor. Doğru. Fakat İştahara'yı bilmiyoruz. Yani bunların aslında araştırılması lazım. O mudur, o değil midir gibi. Şimdi biz Hüseyin Delil dediğim arkadaşımla bunu kitaplaştırırken, o adam arkadaşım da müthiş bir Osmanlı arşiv uzmanıdır. Efendim, dedik ki Oğuz köylerini tek tek kitap yapalım. Birinciyi başardık. İkinci kitabı yazdık, İğdir köyünü. Cumalı Kızık köyümüz Oğuz Türklerinin olduğu bir köy mü? Tabii, tabii, tabii. Kesinlikle. Şimdi İğdir'i yazdık, basamadık. İğdir bizim Artuan'ın İğdir mi, Zile'nin İğdir mi? Şimdi onu anlatayım ben sana. Çünkü bizim Tokat'ta iki tane İğdir'imiz var biliyorsun. İki tane İğdir'imiz var, ikisini de biliyorum. Şimdi biz Bursa'nın İğdir'ini yazdık. Fakat diğerlerini de derledik. Şimdi çalışma kıyas mı yani? Efendim? Bursa'nın İğdir'i ile Tokat'ın İğdir'i bir mi? Farklı mı? Çünkü şimdi onu anlatacağım müsaade ederseniz. Biz burada çalışırken İğdir köyünde kahvenin önüne oturduk. Çaylarımız geldi, çalışıyoruz. Bir de oradan bir araba geldi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Efendim hoş geldiniz, biz de hoş geldiniz. Köylüler hep orada yığılı böyle. Çaylar geliyor. Arkadaş hoş geldin, nerelisin? Dedi ben Tokatlıyım. Neresinden kardeş? Zile'nin İğdir'inden bir assubay. Oğluyla beraber geldiler. Ya dedim sen çok iyi geldin. Biz de İğdir'i araştırıyorduk. Şimdi sen bana gözlerini yum, hafızanı zorla, Zile'nin İğdir'inden ne kadar arazide semt isimler var, tek tek şuraya bir yazı ver. Bir de aile isimlerini senden rica ediyorum dedim. Dedi ki ben onları o kadar bilemeyeceğim ama babam köyde, bir telefon edeyim, o dedi hepsini sayar. Tamam. Aldım kalemi, o da açtı telefonu. Babası söyledi semtlerin adını işte. İşte falan yer, filan yer, falan yer yazdık. Aile rakaplarında yazdık. Oradaki İğdir'deki semt adlarında yazdık. Efendim, Burdur'un, Yeşilova'nın neyse İğdir'ine telefon açtık muhtara. Kardeş oradaki semt adlarını söyle. Adana'ya telefon açtık. Oradaki İğdir'in telefon şeylerini söyle. Semt adlarını. Şimdi bunları karşılaştırdığımız zaman ne çıktı? Yani araştırma. Bizim yani acizane yaptığımız mütevazi bir araştırma bunlar. Derin bir araştırma da değil. Şu çıkıyor. Kara güne kelimesi ortak bunlarda. Sincan kelimesi ortak. Şimdi bunların tarihi boyutlarını aradığımız zaman Dede Korkut'a gideriz. Dede Korkut'ta Kara Güne'yi buluyoruz. Ben diyorum ki öyleyse bu Kara Güne İğdir Bey'inin adı. Öyle düşünüyorum yani. Bunun daha başkası olamaz diyorum. Sincan ismi iki tarafta da ortak çıkıyor. Demek ki bunlar Uygur, yani Orta Asya'dan geldiklerini biliyoruz. Oğuzlar adlı kitaplar diğerlerinde inceliyoruz. Onlara da bakıyoruz. Fakat oraya nereden geldiler? Şimdi bir dakika müsaade et. Bunlar gelmişler Mangışlak denilen yere. Hazar Denizi'nin doğu kesiminde. Mangışlak, yani ya büyük kışlak ya da bin tane kışlak. Oradan Kars'ın Iğdır kazası. Oraya isimlerini veriyorlar. Ondan sonra batıya doğru geliyorlar. 31 tane şu anda İğdir köyü var. Tokat'ta birisi Artova'da İğdir, Alevi köyüdür. İğdir, Artuan İğdir köyü şeydir. Alevi şey, pardon, değildir. Sünni köyü. He? Sünni köyümüzdür. Öteki Alevi o zaman. Biri Alevi, biri Sünni. Artuan'daki Alevi olacak. Yok, İğdir köyü bizim kendi köyümüzün hemen yanındadır. Çünkü İğdir köyündeki ilkokulda, ortaokuldaki taşımalı eğitimli çocuklar bizim okulda okurlar. Ben şöyle biliyordum. Tokat'taki, Artuva'daki İğdir'i Alevi, öbürünü Sünni diye biliyordum. Yok. Ya fark etmiyor. Şimdi şunu demek istiyorum. Bunlar orada, öyle bile olsa... Biliyorsunuz Kunduz köyümüz var, Dodurga köyümüz var. Hemen o bölgeyle alakalı Alevi kardeşlerimiz oturur. O bölgeyi ben iyi bilirim Artuva tarafına.
zile tarafıyla alakalı da tam bilmiyorum. Şimdi gerçi Alevi Sünnisi fark etmiyor. Yok, bizim fark için tokatlılık yetiyor ama. Fark etmiyor. Yani birisi Alevi, birisi Sünni. Ben bunu bu şekil biliyorum. Siz de öyle diyorsunuz. Neyse, bunu daha iyi şimdi seyircilerimiz daha ben iyi. Ben araştırmanıza sevindim. Katkıda bulunuyorum o zaman Murat Bey. İdir Köyü bizim hemen yan köyümüzdür. O zaman dediğimiz doğru diyelim. Şimdi yani ne oluyor? Burada biz araştırmaları yaparken veyahut da bu eski Türk isimlerini irdelerken neyi bilmemiz lazım? Bu Türk topluluklarının hangi gaye ile yurtlarından çıktıklarını bileceksin. Bu yüksek ideal neydi? Bu yüksek ideal diyorlar ki bize Allah tarafından, yani gök veya gök tanrı tarafından insanları yönetme, insanlara medeniyet taşıma vazifesi verildi. Nereden öğreniyoruz bunu? Kitabelerden, taşlardan. Orada mesela Bilge Kağan demiyor mu? Ben Türk Bilge Kağan, tanrı babamı diyor tahta oturttu. Yani Allahu Teala, yani o tanrı diyor oturttu diyor. Efendim diğer kişilerin diğer ya soyu böyle belli olmayan, efendim asaletli olmayan, asene soyuna dayanmayanların yönetme hakkının olmadığını kabul eder bunlar. Timur da öyledir, Cengiz Han da öyledir. Bütün Türk boyları böyledir ve bunlar tek olarak çıkmazlar. İki boy en az. En az mesela diyelim ki birbirine kardeş boylar. Birbirine kardeş boylar birlikte çıkıyorlar. Birlikte çıkıyorlar ki mesela Bayındır'dan Çavundur birlikte giderler. Neden? En az iki boy çıkıyor. Aynı boy arasında evlenmeler olmasın diye. Mesela gidecek, oğlunu evlendirecek. Bayındır gider Çavundur'dan kız alır. Çavundur da Bayındır'dan alır. Ve herhangi bir saldırı olursa birbirleriyle bunlar işbirliği yaparlar. Bu böyle sistemler var. Onları bilmemiz gerekiyor. İşte İdir'de böyle ilginç şeyler, tespitler yaptık. Ha bir şey daha söyleyeyim. Burada biz tek bir millet olduğumuzu ispat eden nice şeyler. Bir tane bekçi var Adanalı. Orada bir fabrikayı bekliyor. Kardeş nerelisin? İdirliyim. Ya nerenin iyidir? İşte falan yerin iyidir. İyi. Arada var 1000 kilometre. Diyor ki ya enteresan ne gördün? Ya diyor bu fabrikanın önünde beklerken bir de baktım diyor teyzemin kızı diyor işte Ayşe Fatma buradan gidiyor. Kız Ayşe koştum peşine geri döndü ben Ayşe değilim. Ya ben diyor utandım mahcup oldum ama aynı Ayşe teyzemin kızıydı diyor. Ben diyor hayret ettim diyor ya dedim ki ya aklını başına al bu ona benziyor. Bir başka günde bir de bakıyorum diyor buradan diyor işte tanıdığım mahallemizde komşumuzun oğlu işte Mehmet gidiyor. Ya Mehmet dur döndü ben Mehmet değilim. Bu nedir biliyor musun? Ataları aynı olduğu için bu insanların yüzleri aynı. Ben mesela gittim Side Müzesi'ne aldım makineyi elime oradaki başların resimlerini çektim. Gittim baktım ya ben o yüzleri bugün tanıyorum yani. Bakıyorum diyorum ki bu şuna benziyor, bu da buna benziyor, o da ona benziyor. Peki şöyle söyleyeyim böyle, şimdi iki tane İdir'den bahsettiniz. Birisi Alevi kardeşlerimiz, biri Sünni evet. kardeşlerimiz. Peki nasıl oluyor? İki İdir mezhep salonunda iki tane farklı mezhep. Ya biz, Tokat'ımızda. Birisi Zile ilçemizde, birisi Artuva ilçemizde. Biz soy olarak hepimiz yani Türk'üz. Mesela pazarın hemen yakınında Bayındır köyünün kalıntıları var. Mezarlıktan yani az bir şey kalmış. Ondan birkaç kilometre ileride de Çavundur var. Şimdi bu Çavundur mesela yakınında hemen Dereköy var. Demek ki Dereköylülerin aslı Çavundur, pazarların aslı Bayındır, bir de Tepeçaylı var. Evet Tepeçaylı. Tepeçaylı bunlar var. Da Çaylı ya Türkiye'de çay olmayan köy mü var? Çavlı yani namuslu demek. Çavundur da namuslu demek. Bunlar Aleviliği seçmiş, ötekiler Sünniliği seçmiş. Bu kadar basit. Yani böyle... Şimdi bu Türkiye'deki ne kadar Alevi varsa bunlar öz ve öz Türkmen kendileri de biliyor. Hani Tokat'a geldi 1640'lı yıllarda 4. Murat oradan geçti. Tepeçaylılar bunlar saf insanlar. Bakmışlar ki 4. Murat'ın ordusu Pazar çayırında, Söngüç çayırında ot bırakmamış yiyor. Ya diyor bizim atlar acından ölecek. Tepeçaylı'nın Yörük Bey'i gitmiş. Almış yanına 8-10 adam, ırmağa kazık çakmış, keçeleri koymuş önüne, ırmağa taşırmış. Askerin ağırlığı ıslanmış.
Ondan sonra 4. Murat zaten hiddetli bir insan. 4. Murat ama geliyor, sorgu yapıyor. Diyor ki ne oldu, ne yaptınız, ne ittiniz? Diyor bizim atlara ot kalmadı. Hoş görüyor, diyor ki tamam diye. Kızmıyor. Bir berat veriyor, bunlardan vergi alınmasın diyor. Ha tam bu 4. Murat meselesinde de hani siz öbür programda diyorsunuz ki ya bizim padişahlar hep bütün yabancılardan kadın aldı. Şimdi 4. Murat'ın annesi Kösem Sultan olmayaydı da Ayşe Sultan olaydı, Fatma Sultan olaydı, 4. Murat'tan daha büyük bir evlat mı yetişecekti acaba? Yani şimdi bunu da düşünmek lazım. Yani, ya bunu da sorguluyoruz ama Murat Bey şimdi. Sorgularız öyle ama. Öyle ya da böyle niye konuşuyor? Bunlar tarihçiler tarafından konuşuyor. Kardeşim tam Osmanlı da bakıldığı takdirde bizi yönetenlerin öyle ya da böyle annesinin dini, annesinin dili, annesinin kültürü, terbiyesiyle yetiştiğiyle alakalı bunlar tartışılıyor. Bunları hayır, size soruyorum. Osmanlı Sarayı öyle değil. Osmanlı Sarayı. Şimdi bir de bir fıkra anlatayım burada seyircilerimizin biraz neşesini yerine getirelim diye. Şimdi böyle bir isim isime benzer derler. Yani farazen Molla'nın veli diye birisi varmış. Ya kimse alınmasın bundan, bu fıkra olarak anlatıyorlar. Demiş ki ya ben gideyim şu bizim köyün camisini bir soyayım. Neyse ne zaman soyacak? Gece yarısı gidiyor köye, şeye, camiye. Bir şekilde kapıyı açmış içeri giriyor. Camiyi soyacak, oradan halı, kilim, şamdan falan alacak. Fakat içinde bir ürperti. Şimdi Allah'ın evine girdi. Ya acaba çarpılır mıyız? Şimdi böyle bir korku da var. Karanlık bir yer, girmiş içeriye şöyle kendi kendine moral veriyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Ne yapsak ne yapsak kendi kendine diyor ki selamın aleyküm Allah'ın evi diyor. Sağa sola bakıyor. Yani acaba bir el sanki ensemden tutar mı falan bir şey yok. Baktı ki iyi rahat. Kendi kendine cesaretleniyor. Ve aleyküm selam Molla'nın veli diyor. Yine ses yok. Diyor ki ya şöyle diyor geçerken bir uğradıydık da yani uğramış ama nasıl olduysa kapıyı da açmış tabii. Yani diyordum ki diyor buradan biraz halı kilim falan alsak biraz da şamdan falan şöyle alıp götürsek kaybolmasın diye bir yerde muhafaza etsek falan diye düşünüyordum diye. Bekliyor şimdi ses yok. Ya diyor bunun sözü mü olur bile Molla'nın veli diyor. Gir gir al çık çık al. Gir gir al çık çık al. Şimdi bu adam dürüyor alıya gidiyor dürüyor alıya gidiyor. Şimdi herkes Osmanlı'yı yazıyor. Osmanlı'da zengin malzeme var, kıymetli malzeme var, halı var, kilim var, şamdan var. Şimdi acizane al dedikten sonra hepsini alıyorsun. Abi canım. Gir dedikten sonra her tarafa giriyorsun. Gir gir al çık çık al diyor. Yani Osmanlı'da malzeme çok. Herkes Osmanlı'yı yazıyor. Güzel bir şey ama Türk tarihinin temelleri zayıf. Kardeşim temelleri. Yani bu temellerde uğraşan insan ben pek göremiyorum. Çok az. Temel verileriyle alakalı mı? Alakalı. Şimdi şöyle. Mesela eski insanlar tekrar bir daha dirilip bize belge mi verecekler? Vermezler. Peki o zaman eldeki belgeler yetmiyor. Yetmediği için nasıl çalışmamız lazım? Şimdi mesela ismi değişen köyler var, şehirler var. Şimdi bunlarda 100 tane isim varsa adı değişen, bunların içinde 3 tane isim vardır ki 100 tane de. İşte o gerçekten tarihi bir kıymet arz eder. O da bizi bir yerlere götürür. Tapu mesela müdürlüğüne gidiyorum ben. Diyorum ki ya ben arazideki semt isimlerini öğrenebilir miyim? Ya diyor biz sana diyor veremeyiz diyor. Kanunlar, yasalar böyle bir şeye izin vermiyor diyor. Yani benim gayem Ahmet'in, Mehmet'in arazisi, tapusu ne kadarmış beni ilgilendirmiyor. Oradaki tarihi isimler işte böyle Sincan'dır, efendim Karagüne'dir, bilmem böyle isimler var mı? Bu isimler beni nereye götürüyor? Bu ismi verenler nereden gelmişler? Bunları nasıl araştıracağız? Gerçekten yani yer isimleriyle araştıracağız. Peki günümüze gelelim mi? Evet. Yani son zamanlarda bugün herkes tartışıyor. Şahmat operasyonuyla beraber Süleyman Şah Türbesi'nin değiştirilmesiyle beraber alevlenen olaylar var. Bizim yurt dışında tek bayrağımızın dalgalandığı yer Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu yer. Uluslararası anlaşmalarla bize verilmiş. Orası bizim nasıl Tokat toprağımızsa, Türkiye'nin bir vilayeti ise Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu yerde bizim kendi öz toprağımız. Bugün ben olayların çok tartışıldığını ve hatta çok derinlemesine ayrıntılı görüşüldüğünü düşünmüyorum. Onu size soracağım. Bugünlerde ben izliyorum.
Ya diyor Süleyman Şah türbesiyle alakalı ileri geri konuşanlar var ya diyor. Tam biz orayı değiştirip yaptık ettik de diyor bazı yazarlar. Musul Kerkük'ü de biz zamanında vermiştik. Musul Kerkük nasıl verildi? Musul Kerkük de Türk toprağıdır anlamında çok ciddi tartışmalar geliyor. Bana kalırsa Doğu Türkistan da Türk toprağıdır. Hemen şurada öbür tarafa gittiğimiz zaman İskeç'i de Türk toprağıdır. Hemen şu tarafa gittiğimiz zaman belli noktalara doğumuzda, batımızda, sağımızda, solumuzda her taraf Türk toprağıdır. Musul Kerkük'e gelmek istiyorum. Musul Kerkük ne zaman bizim Türk toprağımız geri olacak? Öyle evet. Bir şeyimiz var mı? Evet, ulusal anlaşmalar bakıldığı zaman Türkiye Cumhuriyeti ne diyor? 2023 diyor. Biz 2023'te dünyada ilk 5, ilk 10 da ilk 5 olarak dünyada olabilecek miyiz? Büyük Türkiye Devleti Musul Kerkük projesinde var mı? Efendim ben bu konuda yani şunları söyleyeyim. İlk önce Süleyman Şah doğrudan doğruya Fırat'ta boğulmadı. Habur'da boğuldu. Bu zamana kadar ben çocukluğumdan beri tarih kitapları okuduğumda bu bilgi böyle. Bu Fırat nereden çıkıyor? Yani tamam Fırat'ın koludur ama Habur'da boğuldu. Şimdi Şah Fırat bu defa bu yanlış bir isim. Yani Alevilikle falan da alakası yok. Süleyman Şah yahut da efendim Habur olması gerekirken yani bu başka bir mesaj mı içerir onu bilemem. Şimdi fakat burada toprak vermek şu bu. Ben siyaset işlerine de karışmıyorum. Çünkü televizyonu izlediğim zaman diyorlar ki herhangi birisi bu konuda bir şey serdedince sen madem bu kadar biliyorsan efendim gel siyasete soyun işte meclise gir işte bunları konuş. Oraya yani girmeyenlerin böyle bir hakkı olmadığı gibi. Fakat ben şunu söylerim. Burada bizim yöneticilerimiz birbirlerine ağır kelimeler kullanıyorlar. Ben tarihe baktığım zaman yani diyelim Yıldırım Bayezid'in oğulları birbirlerini öldürmek için mücadele ederler. Fakat hiçbirisi diğerine kötü bir kelime kullanmaz. Türk devletleri birbirlerini yok eder. Yani savaşlar olur. Yüz binlerce insan ölür. Bunların askeri veyahut da liderleri birbirlerine böyle konuşmaz. Neden konuşmaz? Bunun da sebebi basittir. Çünkü benim şahsi görüşüme göre, bunu da söylerim ben, benim görüşüm şudur. Bugünkü kardeşim Türkiye Cumhuriyeti'nin normal okullarından yetişen insanlar yani aldıkları eğitimle devlet yönetmeye kalkışırlarsa bu yeterli gelmiyor. Ne olacak? Özel öğretmenler olacak. Bütün padişahların, Türk sultanlarının ta Metelerden, Oğuz Han'dan bu yana hepsinin özel öğretmenleri vardır. Bu özel öğretmenler sayesindedir ki büyük insanlar her an tehlike ile karşı karşıyadır. Olur ki idam da edilir veyahut bir savaşta düşebilir yani şehit de olabilir veyahut da esir edilir. İşte o anda aldığı eğitimin kalitesiyle öyle bir söz söyler ki unutulmaz. Hani Gazi Osman Paşa esir düştü değil mi? Ama çadırın kapısı küçük yapıldı denildi. Bu orada eğilmesi gerekiyordu. Eğilmedi yani sırt üstü. Şimdi bunun gibi büyük insanlar büyük sözler söylerler. Ben kahvede, pazarda, çarşıda benim dinlediğim kadarıyla Türk milleti yani liderlerin birbirlerine güzel sözler söylemesini ister. Ben böyle düşünüyorum. Peki efendim Türk tarihinin bağlantılarıyla alakalı değerli izleyicilerimize geçen haftalardaki konumuz buydu. Bir şey yer mi kaldı? Özür dilerim. O da şu. Bizim bir Türk milletinin bir ideali olmalı. Tarihimizde Batı'nın boyunduruğundan kurtulup milli bir tarihimiz yazılmalı. Fakat kabineler, hükümetler değiştiği zaman buna dokunulmamalı. Bizim milli hedefimiz nedir? Türk milletinin milli hedefi nedir? Bir defa bunu belirleyelim. Bir, yani Eurovizyonlarda birinci mi olacağız? Milli hedefimiz bu mu? Yoksa dünyada çiklet sanayinde en birinci biz mi olacağız? Bunu mu belirleyeceğiz? Şimdiye kadar ki ben anneme sordum. Dedim ki ya sizin döneminizde alfabelerde hangi hecele fişler vardı? Diyor ki hopla karabacak hopla. Ya karabacak hoplasa ne olur hoplamasa ne olur? Bizim dönemimizde uyu uyu yat. Yat yat uyu. Ya koş Ali. Kızıl elmaya koş. Koş Ali. Doğu Türkistan'ı kurtar. Musul'u ya niye böyle bizim fişlerimiz olmasın? Yani neden olmasın? Bizim
Doğu Batı Hakanları neden birleşmesin? Avrupa Birliği devletleri iki dünya harbiyle bunu herkes söyler. Yani fikir adamları söylüyorlar. Birbirlerinin gırtlağını sıkmışlar ve bunlar bir araya gelmişler. Avrupa Birliği'ni kurmuşlar. Biz de oraya gireceğiz diye uğraşıyoruz. Onu bilemem ama biz neden efendim Kırgızistan'la efendim ötekiyle berikiyle niye birleşmeyelim? Yani böyle Kıbrıs gibi yarım bir devlet mi olur? Efendim Nahçıvan gibi böyle yarım böyle bir devlet mi olur? Yani şimdi bunlar birleşmesi lazım kardeşim öyle böyle. Bizim milli hedeflerimiz olmalı. Milli hedef, tek milli bir büyük devlet yani. Olmalıyız. Evet, buna bakalım. Türkiye çok güçlü diyoruz. Çok bölgesel anlamda bir değer. Bu gücü nereden alıyor? Ben kitabınızla alakalı soracağım. Türk tarihinin kaynakları. Ha bu gücü nereden evet, alıyor? Şimdi İrfan Yayıncılık'tan çıktı. Pazar günü de imza töreniniz var. Evet. Bunu en son değerli izleyicilerimizle paylaşacağız. İstanbul Fuar Merkezi'nde. Türkiye evet, gücünü Türkiye şun, diyoruz, gücünü, Türk diyoruz. Gücünü nereden geliyor Türkiye'nin? Şimdi mesela bir tane göl var. Hava çok kurak gitti. Göl kurumaya başladı. Gittikçe alanı daraldı, daraldı. En son kalan su nerede kalır? En derin yerde kalır değil mi? Bir üzüm tanesi düşer toprağa. Bir kayısı tanesi düşer. Ve kendi kendine küçülmeye başlar, kurumaya başlar. Biz imparatorluktan 40 küsür devlet ayrılmış, küçülmüş, sadece Türkiye kalmış. Ne oldu? Sağda solda kalanlar can havli geldiler, misak-ı milli içerisinde toplandılar. Beyin takımı buradaydı. Bu küçüldükçe tatlılaştı. Konsantre oldu Türkiye. Niye? Çok darbeler yedi. Ve büyük bir imparatorluk tecrübelerimiz var. Binlerce senelik askerimizin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tecrübesi var. Bizim efendim binlerce paşalarımız vardı yani Cumhuriyeti kurarken bile. İşte biz ne kadar fire verdiysek de aslında küçülürken böyle daha konsantre olduk. İşte bu beyin takımı benim şahsi görüşüme göre Çanakkale'de kaybettiğimiz beyin takımımız yani büyük insanların telafisi de mümkün oldu 10 yıl önceye kadar. 10 yıl önce biz bu beyin takımını telafi ettik. Telafi ettik, onun için Türkiye atılma başladı. Yani hem her konuda bunu güzel bir şekilde rayına koymak lazım. Musul'a, Kerkük'e de el atmak lazım. Ama bunları el atabilmek için ne lazım? Bizim fende, teknolojide diğer milletlerden daha fazla zirvede olmamız lazım. Zirvede olmamız lazım. Önce bunu başarmamız lazım. Büyük bir buluş yapana milli kahraman unvanı ver. Araba ver. Ev ver. Devlete hainlik edenler de vatan haini ilan et. Her şeyden men et. Yani şimdi bunlar da bir temenni. Halk da bunu istiyor. Biz yani büyük olmak için bazı şeylerin önünü açacağız. İnsanlara teşvik edeceğiz. Adam buluş mu yapmış? O adamı el üstünde tutacaksın. Yani görülmemiş bir buluş yapmış. Biz bir ilk önce bunları bir tamamlayacağız. Ondan sonra da Doğu Batı Hakanları eskiden birleşiyordu. Ama şöyle kılıç zoruyla birleşiyorlardı. Şimdi de anlaşarak birleşsinler. Peki şöyle diyeceğim. Sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi bakıldığı zaman Türk tarihiyle alakalı çok farklı kitaplar var. Benim kahraman dediğime siz hain. Sizin hain dediğinize ben kahraman diyebiliyorum. Türk tarihi yeniden yazılacak mı? Ve hatta Türk tarihinin bu kadar bugün çelişkili olarak anlatılmasının nedeni ne? Türk tarihi bugün Anadolu'da yaşayan Türklerin hepsinin tarihi mi? Yoksa denildiği gibi geçen programda yapıldık ya, işte biz bölgesel anlamda herkesi Türk yapmak zorunda mısınız dediğimde öyle bir şey yok. Zaten Türk dediniz siz. Evet. Belgelerle bakıldığı zaman. Biz niye Türk tarihinde bu kadar karmaşa yaşıyoruz? Şimdi şöyle bir şey oluyor. Bizim akademisyenlerimiz bir buluş yapıyorlar tarih alanında. Tespit ediyorlar. Diyorlar ki mesela işte Sümerler Türk. Fakat otorite olan batılı tarihçiler falanca kabul ediyor. Yani Beriki Kabayın kabul ediyor. Öteki kabul etmiyor. O kabul ediyor. Yani biz onları dinlemek zorunda değiliz diye düşünüyorum. Yani bizim yetişmiş tarihçilerimiz efendim bunu kendileri belirleyecekler. Başkaları bize bedenimize uymayan elbiseler
biz size bile kabul etmeyeceğiz. Ha bir de şu var. Biz tarihimizi de olduğu gibi kabul etmek zorundayız. Nasıl? Mesela Hazreti İbrahim bizim atamız diyoruz, değil mi? Bütün şecerlerimiz oraya varıyor. Nuh Aleyhisselam'a kadar gidiyor. Şimdi Hazreti İbrahim'in babası Azer, putçuluğun, put imalatının endüstrisinin başındaki bir insan. Nemrud'un danışmanı. Bakın, şimdi ha evet. Ve bunun endüstrisini yapan bir insan, biz Hazreti İbrahim bizim babamız diyoruz, değil mi? Büyük babamız diyoruz. Fakat ama Türk milleti o kadar müsamahakar ki, o kadar müsamahakar ki, yani bir yerden bir fidanı alıp da başka yere dikeceğiz ya, köküyle dikeriz ya, toprağıyla da götürmüş. Mesela Azeriler, Hazreti İbrahim'in babası Azer'in adını taşıyorlar, değil mi? Azeriler. Bu da nedir? İşte bizim İbrahim peygamberin soyuna bağlı olduğumuzun en kesin belgelerinden birisi. Yaşayan Azeriler, koskoca devletler var. Şimdi burada Azer'in günahından Azeriler sorumlu mu? Alakası yok. Yani mesela ilk kardeş katili kimdir? Kabil. Bir de yani dini bilgilerimize göre Habil'i öldürmüş. Fakat Türk milletinde Kabiller var. Yani her hatırayı biz barındırıyoruz. Ya hoşgörüyle bakıyoruz. Millet olarak bu eskiden beri var. Ha şimdi eski Anadolu'da veya Anadolu dışındaki Türk devletleri en nefret edilecek şeyleri yapmışlarsa onlar bizi bağlamaz. Yani bağlamaz efendim. Onlardan kendileri mesul, biz de kendimizden mesulüz. Ama biz oradaki Türklük ögelerini, bize ait ögeleri belirleyeceğiz. Belirleyeceğiz. Biz onlardan mesul değiliz. Bizim ya şimdi şöyle diyeyim. Ahirette madem mizan kurulacaksa biz atamızı niye aklayacağız? Niye yargılayacağız kardeşim? Yani o işe girmemek lazım. Atalarımızı olduğu gibi kabul etmek lazım. Onların sorumluluğu da bizde değil. Peki efendim, Türk tarihinin bağlantılarıyla alakalı pazar günü imza töreniniz var İstanbul Fuar Merkezi'nde. O davetle kapatalım. Evet, 7. salon aydan yayın. Yani pozisyona uygun olanlar olursa memnun oluruz. Efendim orada okuyucularımla birlikte olacağız inşallah imza töreninde. Öyle bir şey var pazar günü. Ne oldu? Türk tarihinin bağlantılarıyla alakalı bir program yaptık. Ben dündü zannedersem Zileli bir abimizle ziyaret ederken, ya dedi dünyayı Türk yaptınız dedi, ben çok memnun oldum dedi. Ben Türk milliyetçisiyim, ülkücüyüm dedi. Eyvallah sen memnun ol yeter ki dedim. Biz tüm dünyayı Türk yaparız dedim Murat Kavaklı'yla. Bu tabii ki şeyi programdan sonra neler oldu? Türk tarihinin bağlantısına ilk programını biz yaptık sizin 15 gün önce. Büyük bir ilgi var. Fakat yani daha kitap yenidir. 10-15 günlük bir çocuktur. Yani emeklemeyi bilmez, süt emmeyi belki bile biraz bilebilirse bu böyle düşünülür. Efendim tabii ki Türklüğümüzle yani bunu saklayacak halimiz yok. Diyelim ki Haçlılara karşı bir Gürcü ordusu savaştı da Türk milleti onların peşinden gitmedi mi? Yok öyle bir şey. Veyahut da bir Kürt imparatorluğu vardı da Haçlılarla savaştı da yani Türkler onun peşinden gitmedi mi? Yoktu. Olsaydı giderdi. Şimdi böyle olunca zaten ayrılmıyor. Yani kim neredeyse yani böyle bir milli olaylarda diğerleri herkes etrafında toplanıyor. Böyle bir üst bir kimlik diyorlar ya. Türkiye'yi bir şey. Dünyada üst bir kimlik olarak algılıyoruz. Ve bakıldığı zaman hem adaletin hem İslam'ın hem insanlığın belli bir zamanlar dünyadaki bayraktarlarını. Ha, şu da var. Mesela bugün diyelim ki bazı kazı merkezleri var. Orada da kralların kemikleri var. Ya şimdi bizim şeylerimiz, ilim adamlarımız ne yapar? Ya bunların DNA'larını alıp baksınlar bakalım. Kime uyuyor? Yani Hint Avrupalı diyorlar ya. Bunlar Afganlı mı? Hindistan'dan Avrupa'ya kadar. Efendim bunların DNA'sı Afganlı'ya mı uyuyor? İranlı'ya mı uyuyor? Portekizli'ye mi uyuyor? Yani bu masallarla bir yere varılması mümkün değil. Son bir fıkra daha anlatayım. Öyle bitirelim buyurun efendim. Efendim Nasreddin Hoca
Gece yarısı şimdi aniden bir sıçramış yataktan. Karısı tabii şey yapıyor, aniden bir afallıyor diye. Hoca ne var diyor. Ya diyor sorma diyor, aklıma bir şey geldi diyor. Ya bırak hocam diyor, şu gece vakti diyor, adamı rahatsız etme diyor. Yat şuraya uyu diyor, adamın canını sıkma diyor falan. Yok diyor, imkan yok uyuyamam. Ya niye uyuyamazsın? Uyuyamam hanım diyor ya, aklıma bir şey düştü. Ya diyor yarın diyor yani konuşsa olmaz diyor. Bu aklıma düştü, ben daha sabaha kadar uyuyamam. Ya nedir hocam senin aklına düşen? Ya sorma diyor, bizim diyor komşumuz Ahmet Ağa var ya diyor. Ahmet Ağa'nın diyor merkebi diyor doğurmuş. Tüh Allah cezanı alsın diyor. Ya doğru düşse doğru, sana ne diyor yani bundan? Sana ne, bana ne? Ya hanım öyle deme diyor ya. Beni çok yakından ilgilendiriyor. Ben uyuyamam daha diyor ya. Demeyi unuttum gündüzden diyor. Ya seni nasıl ilgilendiriyor? Doğurdu ama diyor bu affedersin sıpanın diyor kuyruğu yok diyor. Ya yoksa yok, sana ne diyor ya? Yoksa olur mu diyor hanım diyor ya. Beni diyor çok yakın ilgilendiriyor. Ya nasıl ilgilendiriyor? Ya sen bilmezsin bu Ahmet Ağa'yı diyor. Biraz densizdir diyor. Şimdi yarın diyor affedersin bu sıpa bir yüreşecek olur diyor. Olsun diyor. Buna diyor bir semer yakıştırır diyor. Ondan sonra bir gün sabah erkenden benim kapıyı ele alır. Tak tak tak. Ne var? Ya hocam hadi bugün dağ oduna gidelim. İyi git diyor, ne olacak? Ya git ama diyor. Gittik odunu kestik. Hadi gelirken diyor. Şu tepenin arkasındaki bataklıktan geçerken Ahmet Ağa'nın eşeğe diyor. Ben biliyorum kayar diyor. Bizimkiler tecrübeli ama o da diyor yeni diyor. Şimdi ayağa kayar cüp düşecek diyor bataklığa. E düşsün Ahmet Ağa'nın, sana ne diyor. Ya nasılsın? Şimdi bu bana diyecek ki diyor. Ya hocam yardım et de şu eşeği çamurdan çıkaralım. Ya hanım diyor bunun kuyruğu yok. Ben neresinden tutayım çıkarayım ya? Neresinden çıkaracağım? Şimdi bu yabancılar bize öyle tarih biçtiler ki kuyruğu da yapıştırma. Ya bunlar bunu neresinden tutup çıkaracaklar? Nasıl ayıklayacaklar? Louis Dili masalını nasıl izah edecekler? Ben de merak ederim yani. Peki efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Türk tarihinin bağlantılarıyla alakalı pazar günü İstanbul Fuar Merkezi'ne değerli izleyicilerimizi bekleyelim. Murat Bey, diğer programlara tekrar beraber olacağız. Teşekkür ediyorum. Ben başarılar dilerim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Değerli izleyicilerimiz, Tokat'a bağlanacağız. Değerli Murat Onur'un siyasi konukları olacak birazdan. Tokat'tan, İstanbul'dan, Ankara'dan, Bursa'dan Kanatmış Televizyonu'nda konuklarımız hem siyaseti, hem kültürü, hem haberi, hem sanatı siz değerli izleyicilerimize paylaşmaya devam ediyoruz. Değerli yazarımız Murat Kavaklı'ya teşekkürlerimi sunuyorum katkılarından dolayı. Diğer günlerde Murat Kavaklı'yla değerli yazarımızla beraber olmaya devam edeceğiz. Efendim Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Mali Yapı Açıkça Konuşalım'ı sundu.